her dönemde Müslümanlığa, İslam'ı yaşamak isteyenlere karşı onları engellemek için değişik planlar, değişik stratejiler ortaya koyan hep şeytanlardır. Ebu Cehil'in arkasında şeytan vardır, Ütbe'nin arkasında şeytan, Şeybe'nin arkasında şeytan, İbn-i Ebi Mayed'in arkasında şeytan, Amnufis'in arkasında şeytan, Samir'in arkasında şeytan, Haman'ın arkasında şeytan, Karun'un arkasında şeytan, Himler'in arkasında şeytan, Müller'in arkasında şeytan, Saddam'ın arkasında şeytan, Kazzafi'nin arkasında şeytan, Kabadokya idarecilerin arkasında şeytan. Bazen bir iki insanı şeytan baştan çıkarır, ancak bir iki insanı çıkarır. Diğerleri sürü halinde onun arkasından sürüklenir giderler. Milletin alın teriyle kazandığı malların üstüne konmaya kadar bağışlayan insan suretindeki o hayvanları sürükleyecek kadar öyle bir ipnoz olur insanlar. Uyuşturucuya tutulmuş gibi, kumara tutulmuş gibi icabında eşlerini, çocuklarını, kızlarını bile uğurda verebilirler. Kenarından, köşesinden bunları kullanan insanlara, densizlere şahit oldunuz. Zift püskürten bir kısım ceraide, geçmişte ceraide hayalen baktığınız zaman bu levsiyatın onların çehrelerinde nümayan olduğunu göreceksiniz.